Haşlanmış şekerli buğday da eker miymiş demeyin. Buğday tarlamız. Bunu niye anlatmak istedim size? Niye çektim? Yani Eşref Şekerli sürekli yem bitkisi ekiyor. Buğdayla ne işi varmış diye merak edenler olabilir içimizde. Yaklaşık 5 yıldır tarlamızda yonca vardı. Yonca biliyorsunuz hep anlattık. Havadaki serbest azotu alıyor toprağa. Rizobiyon bakterileri aracılığıyla toprağa azot bağlıyor dedik ya. İşte toprak 5 yıldır azot bağlandı. Hem organik madde bakımından güçlendi. Hem de toprakta organik formda bir azot oldu. Peki bunu kim kullanacak? Tahıl kullanıyor. Bakın şunun güzelliğine. Yani koparmaya kıyamıyorum da sizin için mecburen koparacağım. Bu çeşit kolyeye bildiğimiz kısa saplı, yüksek verimli bir çeşit. Bakın ne kadar güzel olduğunu. İşte böyle yapıyor. Yonca ekilen yerde samanını diyor. Samanı da çok güçlü oluyor. Tanesi de çok güçlü oluyor. Tanelerin iri iri habbeleri oluyor. Tonajda yüksek bekliyoruz. Yani yem bitkisi özellikle baklagilleri ektiğiniz tarlaları, tarlalara akabinde ekeceğiniz tahıllardan çok yüksek verim alabileceğinizi hep söylüyorduk. Bu göstergesi. Allah tamamına erdirsin. Şu ana kadar yağışlar güzel gidiyor bölgemizde. Önce biraz kuraklık yaşadık ama sonradan Cenab-ı Allah lütfetti, yağmurumuzu gönderdi hamdolsun. Şimdi topraklarda yaş, bazı bölgelerde buğdaylarda sararma olmasına rağmen bizimki hala yemyeşil duruyor. Bu da güzel tane dolduracağına işaret. İnşallah bereketli bir sezon bekliyoruz. Bu anlamda özellikle yonca ve baklagil türü bitkileri ekmenizi tavsiye ediyoruz. Arkasından tahıl ektiğiniz zaman çok mutlu olacaksınız.